Keskin dişleriyle karanlık sularda dehşet saçan Jaws ya da hem sevimliliği hem de cesaretiyle kalplerde tah kuran Resi. İşte oyuncuları geride bırakıp filmlerin başrol koltuğuna oturan hayvanlar. Sevimli Lassie, akıllı Charlie, yerinde duramayan Flipper, korku saçan Jaws ve daha neler neler. Babacığım. İyi bayramlar. Magazin 8, dizi ve sinema tarihinin başrol hayvanlarını araştırdı. Hepsi özel eğitimli. Hepsi diğerlerinden şüphesiz çok akıllı. Dizi ve sinema filmlerinin kahraman hayvanlarını sizler için araştırdık. Hafızamızı, arşivimizi şöyle bir taradık ve ortaya öyle ilginç sonuçlar çıktı ki. Sürekli bize bir şey anlatmaya çalışırdı. Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden birinin başrolünde yer almıştı sevimli Lassie. Çiftlikte maceradan maceraya atılırdı. Çocukların büyük bir sevgi beslediği kahraman haline gelmişti Lassie. 19 sezon boyunca tam 588 bölüm yayınlandı. Bugün halen Lassie'yi ekranda görenler 80'lerin nostaljisini yaşar ve Lassie'yi sevgiyle anar. İnsanların yakın dostu, kıkır kıkır kahkahası, sevimli yüzüyle Flipper'da fenomendi yayınlandığı yıllarda. Denizlerin insana en yakın memelisi yunuslar, yunusların en akıllısı da Flipper'dı. Hem yardımsever hem de haylazdı Flipper. Yemek vaktinde balık tüketmek en büyük zevkiydi onun. En zor anlarında Tarkan'a yardımcı olurdu. Atıl kurt dediğinde aynı saniyede düşmanlarının üzerine atılırdı kurt. Tarkan'ın kurduğu en büyük yardımcısıydı. Türk sinema sektöründe yıllarca önce henüz köpek eğitmeni bile yokken kısıtlı imkanlarla işte bu sahnelerde rol alıyordu kurt köpekleri. Tarkan'a en zor zamanlarında kurtarıcı gibi yetişiyordu adeta kurtlar. Bana iyi baktın kurt. Bu gidişle eski kuvvetimi çok yakında tekrar kazanırım. Dizilerde, sinema filmlerinde rol alan hayvanlar her zaman insanlara yardımcı olmuyordu tabii ki. Hatırlar mısınız denizlerin en azılı canavarını? Steven Spielberg'in yönettiği filmde başrol olan Jaws, tüyleri diken diken eden bir köpek balığıydı. Gerilim filmleri arasında adı altın harflerle yazılan Jaws, televizyonlarda yayınlandığında Türkiye'deki birçok sahil kesiminde Jaws'ın saldırı yapacağı söylentisi bir şehir efsanesi olarak plaj plaj yayılmıştı 80'li yıllarda. Talat Sanal'a Amerika'da vefat eden amcası tarafından emanet edilen maymun Charlie'yi hatırladınız mı peki? Charlie Türkiye'ye gelmiş, 2 sezon boyunca tam 24 bölüm yayınlanmış bir diziydi. Çekimler boyunca Charlie yaptığı akıllı hareketlerle resmen yıldızlaşmıştı 90'lı yıllarda. Bakayım. Seninki neredeyse bitmiş bile. Aferin, aferin. Türk televizyonlarının rekortmen dizisi Bizimkilere geçiyoruz. 13 yıl kesintisiz yayınlanarak büyük bir rekor kıran dizide kapıcı Cafer'in Jaco cinsi papağanı Maşuk'u unutmak mümkün değil. Maşuk, Cafer yokken apartmana giren çıkana laf atar, adeta milleti canından bezdirirdi. En çok Cafer'in başını derde sokardı Maşuk. Limonata boş. Ne yapıyorsun be? Bastıracak mısın bizi? Ahlaksız, tut çeneni. Bizimkilere uğramışken vatandaşa da seyircimize de cart curt yok diye horozu da anımsayalım değil mi? Horozcu katil Yavuz'un kucağından inmeyen ve sürekli kameraya meraklı gözleriyle bakan sessiz sakin bir horozdu. Adı ne yazık ki yoktu. Aman kuşum, dokunma. Hayvan uzun sus. Bit kaptı halde. Vah 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 yavrum vah. Tavuk biti. Biz de kaptık bir şeyler. Pirelendik herhalde. Aman deme. Yavaş kuçum. Komşum duymasın. Apartmanı yaşatmaya kalkar şimdi. Canım, o da kaşınıyordur. Kaşınmaz mı? Yavru biber gibi yanıyordur şimdi. Asayiş ekibinde görevli, yüzü hiç gülmeyen Mesut komiserin köpeği Kont. Arka sokaklarda Mesut komiserin can dostu Kont. Akıllı bir kurt köpeği kendileri. Verilen görevleri harfiyen yerine getiren, en zor zamanlarında bir bakışıyla Mesut komisere moral veren Kont da listemizde yer alıyor tabii ki. Gel oğlum, gel. Gel. Bu şimdi bizim mi baba? Evet.